Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Güzellik Vergisi adlı bir Japon kısa filmi anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler olacağını unutmayın. İyi seyirler. Film yöneticinin işlerinde yeterince iyi olmadığı için herkese bağırdığı bir Japon ofisinde başlar. Buna rağmen güzel bir kadın olan Aiko bir hata yaptığında onu suçlamaz ve hatta kaba olduğu için özür diler. Aiko'nun iş arkadaşları ona pek düşkün değillerdir çünkü ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar yönetici Aiko'yu tutmaktadır. Sadece işte değil, nereye giderlerse gitsinler insanlar Aiko'ya ekstra ilgi gösterir. Öğle yemeğinde sadece o ücretsiz puding alır. İşten eve dönerken diğerleri iki kişi başına bir paket alırken satıcı ona sattığı şeylerden iki paket ücretsiz verir. Aiko için normal bir gündür çünkü özel muamele görmeye alışkındır. Başka bir yerde basın toplantısındaki başbakan ülkenin mali durumunun karmaşık olduğunu açıklar. Bu nedenle bu sorunlarla başa çıkmak için hükümet ülkenin çekici kadınlarının güzellik vergisi ödemek zorunda kalacağı yeni bir yasa uygulamaya karar vermiştir. Seyirciler arasındaki protestocular bunu günümüzdeki kadınlara yönelik sistemik ayrımcılık olduğunu iddia eder. Ancak başbakan güzel kadınların çirkin insanlara adil olmayan birçok finansal ayrıcalığa sahip olduğunu söyleyerek karşılık verir. Yasanın yakında uygulanacağı ve güzellik vergisinden kaçınmayan çalışanların cezalandırılacağını beyan eder. Birkaç gün sonra Aiko'ya bir güzellik salonu için mankenlik işi sunan bir adam tarafından yaklaşılır. Popülerliğini kıskanan meslektaşları uzaklaşır. Aiko onları takip ederken kamera güzellik vergisinin yürürlüğe girdiğini söyleyen bir gazete başlığına döner. Üçü o gün öğle yemeğine gittiğinde Aiko'nun iş arkadaşları yiyecekleri için 1000 yen öderken Aiko'dan bir tarama cihazının önünde durması istenir. Cihazın kadınları taraması ve güzelliklerine göre yüzde kaç vergi ödemesi gerektiğini ölçmesi gerekiyordur. Aiko makine için poz verir ve makine yüzünü tarar. Sonuçlar onun ikinci güzellik seviyesinde olduğunu söyler. Bu yüzden %20 güzellik vergisi ödemesi gerekiyordur. Toplamda istemeye istemeye 1200 yen öder. Eskiden ona bedava tatlı veren restoran şimdi sırf güzel olduğu için fazladan para ödetir. Daha sonra bir şişe su alırken Aiko yine normal bir insandan daha fazlasını ödemek zorundadır. Aynı şekilde ulusun tüm güzel kızları çekicilik seviyelerine göre belirli bir miktar vergi ödemek zorundadır. Haber muhabirleri vergi yasasıyla ilgili düşünceleri hakkında sıradan insanlarla röportaj yapar ve insanlar bu konuda oldukça mutlu görünüyordur. Bir adam güzel kızlara çok para harcandığını iddia eder. Bu yüzden ondan daha fazla vergi ödemek zorunda kalmaları ona göre adildir. Çok güzel olmayan kız da güzel olanların şımartıldığını belirtir. Bu yüzden daha fazla ödemek zorunda kalmalarını uygun bulur. Yasa yürürlüğe girmeden önce birçok kişi bunu kadınlara yönelik ayrımcılık olarak düşünmüştür ancak uygulandıktan sonra halk taraf değiştirmiştir. Şimdi ulusun çoğu güzellik vergisinden yanadır. Ertesi gün Aiko maaşını alır ve heyecanlı açarama hayal kırıklığına uğrar. Çek üzerindeki para gerçek maaşından çok daha azdır. Endişeyle yöneticiye gider ve güzellik vergisinin maaşı içinde geçerli olduğunu öğrenir. Bu da eskisinden %20 daha az maaş alacağı anlamına gelmektedir. Yönetici sakince ona bunun onun suçu değil hükümetin suçu olduğunu açıklar. Onu daha iyi hissettirmek için ona mümkün olduğunca yemek ısmarlamayı teklif eder. Ayrımcılığa öfkelenen Aiko ve şehrin diğer güzel kadınları vergi dairesinde pankartlarla protesto gösterileri yaparlar. Oradaki adamlar onlardan gitmelerini ister çünkü verilen karardan geri dönüş olmayacaktır. Aiko bunun çok kötü bir ayrımcılık biçimi olduğunu söyler ancak adam yeterince ayrıcalığa sahip olduğunu iddia eder. Aiko'dan bunu düşünmesini ister ve onu dinlemeyi bırakır. Aiko bunu düşündüğünde yavaş yavaş hayatı boyunca birçok ayrıcalığa sahip olduğunu fark etmeye başlar. Küçükken bir keresinde saksıyı kırdığını hatırlar. Aynı şeyi yaptıkları için çocuklara kızan yetişkinlerin tepkileri ona çok daha farklı olmuştur. Üniversitedeyken arkadaşları sırf güzelliği yüzünden dışarı çıktığında yemek parasını ödemesine izin vermemiştir. Şimdi bile patronu tüm hatalarını affetmekte ama diğerleri aynı hataları yaptığında sinirlenmektedir. Tekrar şimdiki ana döndüğümüzde memur onun gibi güzel kızların her zaman başkalarına haksızlık eden sosyal ve ekonomik ayrıcalıkları olduğunu, dolayısıyla güzellik vergisinin adaleti sağlayan makul bir yasa olduğunu belirtir. Aiko'yu daha iyi hissettirmek için güzelliğinin ülke genelinde hükümet tarafından belirlenen standartlarla tanındığını da ekler. Duruma farklı bir bakış açısıyla bakıldığında Aiko %20 vergi konusunda daha iyi hissetmeye başlar. Toplumdaki genel görüş daha yüksek vergi ödeyen kızların daha iyi olan kızlar olarak görülmeye başlamasıyla değişir. Aiko bir reality televizyon programına bile gider ve %20 güzellik vergisi ödeyen birkaç kişiden biri olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eder. Kızlar restoranlarda ve barlarda erkekler güzellik vergisi ödediklerini öğrendiklerinde sık sık çıkma teklifi aldıklarını söyler.
Aiko'nun işinde bile popülaritesi artış gösterir ve %20 güzellik vergisi ödeyen kız olarak tanınmaya başlar. Restoran kasiyerleri ile olan önceki etkileşiminin aksine artık Aiko güzel olduğu için daha fazla para ödemekten mutluluk duymaktadır. Müdürü önemli iş toplantıları olduğunda onu arar ve iş ortağı Aiko'nun güzel yüzünü gördükten sonra tereddüt etmeden kağıtları imzalar. Bir şeyler satın alırken yalnızca %5'ini ödeyenlere %20 vergi ödediğini vurgulamayı unutmaz. Aiko maaşını aldığında kızmak yerine gurur duyar ve bunu güzel bir kadının kaderi olarak görür. Raiko Tajima ofisine gelene kadar her zamankinden daha fazla mutlu bir hayat geçirmektedir. Raiko %25 güzellik vergisi ödemektedir ve bu onu yasa gereği Aiko'dan daha güzel yapar. Tüm meslektaşları gördükleri herhangi bir ünlüden daha güzel olduğunu iddia ederek Raiko'nun peşinden ayrılmaz. Aiko tüm erkeklerin Raiko'ya salyalarını akıtarak baktığını görünce kıskanmaya başlar çünkü kendisi ilgi odağı olmaya alışkındır. Bir gün Raiko'dan daha güzel olacağına yemin eder. Kilo verme umuduyla gece gündüz egzersiz yapmaya başlar. Ayrıca her gün kaplıcalara gider ve pahalı yüz bakım ürünleri alır. Bir gün bir restorana gider ve kendini tarattığında artık %30 vergi ödemesi gerektiğini öğrenir. Aiko sonunda Raiko'dan daha güzel olduğu için havalara uçar ama banka bakiyesine baktığında mutluluğu kaybolur. Çünkü geriye sadece 2 yeni kalmıştır. Raiko'nun estetik ameliyatını duyunca günü daha da kötüleşir. İlk başta Raiko'nun daha güzel olmak için plastik cerrahi ameliyatı geçirmiş olabileceğini düşünür ancak yüzüne baktığında şok olur. Her şey için daha fazla ücret vermekten bıkan Raiko ameliyatla çirkinleşmiştir. Eskisinden tamamen farklı görünüyordur. Ona bakmak çok masraflı olduğu için nişanlısı onu terk etmiştir. Aiko gününün daha da kötüye gidemeyeceğini düşündüğü sırada müdürü tarafından çağrılır ve kovulduğunu öğrenir. Şirketin her güzel çalışan için daha fazla vergi ödemesi ve gereksiz harcamaları azaltması gerekmektedir. Bu yüzden tüm güzel insanları kovmaya karar vermişlerdir. Çok geçmeden güzellik vergisiyle ilgili algı tekrar değişir. Kadınların daha çirkin görünmesini sağlayan güzellik ürünleri satılmaya başlanır. Önceden güzellikleri sebebiyle daha fazla para ödemekle övünen insanlar işlerini kaybetmemek için çirkinleşmeye çalışmaktadır. Dahası erkekler güzel kadınlardan kaçınmaya başlar çünkü güzel kadınların yaşam maliyetleri çok yüksektir. Bir gün Aiko barda kara kara düşünürken bir adam ona yaklaşır ve vergilerini düşürmek için teklif sunar. Onunla konuşmasını bitirmeden Aiko aile avukatlarından bir telefon alır. Ölen annesinin ona amcasından miras kalan bir sürü servet bıraktığını öğrenir. Bununla birlikte güzellik vergisi miraslar için de geçerlidir. Aiko'nun annesi de çok güzel olduğu için miras negatif 1 milyon yen tutarındadır. Yani eğer Aiko mirası talep etmek istiyorsa hükümete ödeme yapması ve hiçbir şey alamaması gerekmektedir. Geceleyin Aiko tekrar bara gider ve aynı adamla tanışır. Adam kendisini Nonomura olarak tanıtır. Aiko ve Nonomura konuşurken yakınlaşırlar. Nonomura vergilerden kaçınmak için kendisini çirkin göstermesini ve hatta sahte kalın kaşlar takmasını önerir. Aiko biraz şüphecidir çünkü vergi ödemekten kaçınmak hapse girmesine sebep olabilir. Ancak Nonomura birçok kızın da aynı şeyi yaptığını garanti eder. Ertesi gün Aiko yüzüne kalın kirpikler ve çiller çizer. Ayrıca güzel saçlarını kısa bir perukla gizler ve burnuna kocaman bir sivilce ekler. Vergi memuru içeri girdiğini görünce irkilir. Aiko annesinin ölümünden dolayı stresli olduğunu ve biraz kilo aldığını iddia eder. Memur onu tarar ve makine onu çirkin ilan eder. Sonunda Aiko'yu güzel kadınlar listesinden çıkarır. Bu da artık miras vergisini ödemek zorunda kalmayacağı anlamına gelmektedir. Bütün sorunlarının çözüldüğünü düşünerek dışarı fırlar ve Nonomura'yı çağırır. Nonomura onu tebrik eder ve güzel bir elbise giyip ailesiyle buluşmaya davet eder. Aiko adamın onunla ilgilendiğini anlayınca kendi kendine gülümser. Böyle bir zamanda bile birisi güzelliğinden etkilendiği için mutlu olmuştur. Dışarı çıkacakları gün Aiko heyecanla makyajını yapar. Ne var ki tüm planları boşa gider çünkü o sırada iki polis kapısını çalar ve vergi ödememek için çirkin olmaya çalıştığından onu tutuklar. Ayrıca Nonomura'nın güzel kadınların mirasını isteyen ünlü bir evlilik dolandırıcısı olduğunu da bildirirler. Onun güzelliğiyle hiç ilgilenmediği, sadece mirasını almaya çalıştığı ortaya çıkar. Aiko daha sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırılır. Hayatı daha da kötüye gittiği için depresyondadır ve yalnızdır. Hapishanedeki tek arkadaşı kendisi gibi çirkin olmaya ve vergilerden kaçınmaya çalışan hücre arkadaşıdır. Onlar konuşurken Aiko çirkin doğmuş olmayı diler. Sadece burnu bir santimetre kısa olsa tüm hayatının farklı olabileceğini düşünür. Hücre arkadaşı ona asla gerçeklikten uzaklaşmamasını tavsiye eder. İkisinin de şu an kalplerini mutlu etmeyi unuttukları için güzel bir yüze sahip olmaya çok odaklanmışlardır. Aiko arkadaşının sözlerinden ilham alır. Dışarı çıktığında kalbini güzelleştirmek için çabalayacağına yemin eder. 2 yıl sonra Aiko nihayet hapisten çıkar. Bu sefer kalbini güzelleştirmeye kendini adamıştır. Dondurma için ağlayan bir çocuk görür ve nazikçe ona bir dondurma almayı teklif eder. Dükkan sahibi güzellik vergisi için yeterince güzel olmadığını söyleyerek ekstra parasını iade eder. Dahası
arkasından gelen bazı çocuklar ona çirkin der. Bunu duyunca kalbi güzelleştirme meselesi Aiko'nun aklından uçup gider. Rahatsız olur ve hala çok güzel olduğunu iddia eder ancak son 2 yılda güzellik standartlarının tamamen değiştiğini öğrenir. Erkekler güzellik vergisi nedeniyle çirkin kadınları tercih ettikleri için çirkin kadınlar daha popüler hale gelmiştir ve şimdi geleneksel olarak güzel kadınlardan daha güzel sayılıyorlardır. Yeni dünyaya hayret eden Aiko çocuğa dondurmasını verir ama çocuk Aiko'nun çirkinliği sebebiyle dondurmayı reddeder. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.